Türkiye'nin bir numaralı erkek bakım markası Jilet'in sunduğu Derbi Masasından herkese merhabalar. Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçı, belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Ama öncesinde önemli bir duyurumuz var. Jilet Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için geri sayım başladı. Jilet Milliyet nedir diye e, merak edenler için kısaca anlatalım. Türk spor tarihi için önemli bir tören bu ve en iyileri belirlemekte bizim elimizde. Verdiğiniz her bir oy ihtiyaç sahibi okullara ve geleceğin sporcularına destek olacak ve aynı zamanda her verdiğiniz oy ile Migros'ta geçerli 25 TL indirim kazanabiliyorsunuz. Bundan sonra söz sizde. Oy verip tahminlerinizi bizle de paylaşmayı unutmayın. Bu videonun altında yorumlarınızı da bekliyoruz. Jilet yılın futbolcusu ödülüne ben de yorumumu yapayım. Enes Ünal var. Müthiş bir performans sergiliyor La Liga'da. Hakan Çalhanoğlu var. Serie A'da yıllardır olduğu gibi çok istikrarlı. Kerem Aktürkoğlu var. Galatasaray'da ve milli takımda büyük bir çıkış yaptı. Kim Minje var. Çin'den gelip Türkiye'deki performansı da çok iyiydi. Bu sezonun ilk yarısında Napoli'deki performansı da gerçekten müthiş. Kadın milli futbol takımımızın kalitesi Selda Akgöz var ve yine erkek milli futbol takımımızın kalitesi Uğurcan Çakır var. Şimdi Uğurcan'ın geçen sezon ikinci yarı performansı gerçekten çok iyiydi. Ama bu sezonun ilk yarısında hesaba katmak lazım. Yani 2022 takvim yılını düşünmek lazım. Öyle düşününce hem Kim Minje'nin Fenerbahçe performansı geçen sezon çok iyi hem de Napoli'de bir tarih yazıyorlar. Napoli'nin çok uzun yıllar son Sonra şampiyonluğu oldukça yakın gözüküyor. O yüzden benim e, performans olarak oyun kim Miyj'den yana. Sizlerin de oylarını videonun altında bekliyoruz diyelim ve derbiye geçelim. Bu sezon bence derbi maçlarının öneminin çok yüksek olduğu bir sezon izliyoruz. Bizim Football Manager'da important match özelliği var oyunculara verdiğimiz. Bu sezonu bence belirleyen özellik oldu bu. Geçmiş sezonlarda bu kadar hissettirmemişti kendisini. Fakat Icardi'dir, Mertens'tir, Sergio Oliveira'dır. Hem Galatasaray'da bu tip maçları oynamayı çok seven ve oldukça da iyi oynayan oyuncular var. Hem de bence hakkını vermem lazım. Abdullah Hoca'nın Trabzonspor karnesi, derbi karnesi çok başarılı. O yüzden burada yine iki gücün çarpışması olacak. Abdullah Hoca Trabzonspor döneminde bu tip tek maçları hep çok doğru kurguladı. Süper Kupa'daki Sivasspor maçında dahil edebiliriz. İşte son Fenerbahçe'yi Jorge Su aldığı galibiyeti de dahil edebiliriz. Zaten bir ilk sezonunda geldiği sezon o ki o dönemin yarı döneminde gelmişti. Bir o dönemdeki maçlarda istediğini alamadı. Ondan sonra hem geçen sezon hem bu sezon Trabzonspor'la derbilerde gerçekten müthiş işler yapıyor. Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında çıktığı 13 derbide toplam 21 puan toplarken Icardi de bu sezon iç sahada en çok gol atan oyuncu 6 golle ve bu goller toplam 9 puana etki etti. Valencia 20 golle gol krallığında lider ama Icardi'nin hem İlk ikincisi Fenerbahçe'ye karşı, hem 3. sıradaki Başakşehir'e karşı hem 4. sıradaki Beşiktaş'a karşı oynanan maçların tamamında derbiye damga vurduğunu görüyoruz ve bence bu maçın X faktör oyuncusu da Icardi. Çoğu maçın öyle oluyor. İlk 11 başladığı maçlara gerçekten inanılmaz etki ediyor. Bu notları direkt okuyarak söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok çarpıcı. 11 maçlık Icardi performansında maç başına performansı ele aldığımız zaman 5 asisti var 11 maçta. Toplam gol beklentisi yani xGC'si 7.71 Asist beklentisi 3.11 yani etrafına da çok besleyen bir oyuncu. İsabetli şut 22. Rakip ceza sahasında topla buluşma 57. Gol pozisyonuna girme 27 ve şans yaratmada 13 ile tüm hücum istatistiklerinde maç başına hesapladığımızda bir numaralı oyuncu Mauro Icardi. Evet Galatasaray onu çok az kullanabildi ama kullandığı bütün maçlara da büyük bir damga vurdu Icardi. O yüzden ben bu maçında da X faktörünün Icardi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir de Trezeguet etkisi var bence. Trezeguet de bu sezon hem Beşiktaş Fenerbahçe'ye gol attı büyük müsabakalarda. Trezeguet aynı zamanda çok dominant bir isim ve liginde en çok şut atan ikinci oyuncusu. Onun üzerinden hem Fenerbahçe maçı kurgulanmıştı ve onun koşulları, onun Osay Samuel'i bire bire zorlaması sayesinde diğer arkadaşları da alanlar bulmuştu ve hatta kilidi açan golü de bu şekilde atmışlardı. Ve çok formda olan Saşa Boyun, bu sezon müthiş oynayan Saşa Boyun, Türkiye kariyerinde en çok zorlandığı oyuncu da geçen sezonun ikinci yarısındaki Başakşehir maçında Trezeguet olmuştu. Ama o dönem Saşa Boyun sakatlıktan döndüğünü ve maç ritmini hiç yakalayamadığını ve çok dezavantajlı bir müsabaka oynadığını söylemek lazım. Ama Trezege birebir de gerçekten herkesi manipüle eden, o müsabakaları kazanamasa bile, birebirleri kazanamasa bile diğer arkadaşlarına o sayede alanlar açabilen bir oyuncu. O da maça etki edebilecek bir isim. Icardi'yi x-faktör olarak söylüyorum ama Sasha Boy da takip etmediğiniz zaman sürekli hücum edebilen bir isim. O yüzden ben maçın kritik eşleşmesinin Trezege-Sasha Boy eşleşmesi olduğunu düşünüyorum. İki takımın da oldukça güçlü silahları bunlar. Bakasetas da çok formda. Son olarak Antalya Spor maçını kazanırken Trabzonspor Bakasetas üzerinden hücumların geliştiğini ve onun ayağına bakıldığını görüyoruz biraz. O da çok dominant bir isim ve Marakamşi'nin yokluğunda bu sezon çok fazla sorumluluklar onun üzerinde ve oldukça da formda bir şekilde geliyor. Nefs tadına X faktörü söyledik. Kritik eşleşmeyi söyledik. Zor tercihi de ilk 11'leri belirlediğimizde söyleyelim. Galatasaray'la başlayalım. Kalede Fernando Muslera, sabekte Sasha Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, ve Leo Dibua, Lucas Torreira, Mertens, Rashica, Kerem ve Icardi tamam. Ve burada sadece iki yerli oldu. Ve üstelik iki haftadır hem Giresunspor maçında hem de Ümraniye spor maçında çok kötü oynayan ve çok yorgun gözüken Sergio Oliveira var. Ve Trabzonspor'un üçlü orta sahasına karşı hem Abdülkadir'in hem Bakasetas'ın bir 8 numara gibi oynadığını, daha çift yönlü oynamaya çalıştığını düşünürsek de Galatasaray'ın bence daha kesici bir oyuncuya ihtiyacı var. Daha dinamik, daha dinlenmiş bir oyuncuya ihtiyacı var ve yerli bir oyuncuya ihtiyacı var zaten. O yüzden de ben Berkan Kutlu'nun bu maçta gerekli olduğunu düşünüyorum ve maçın zor tercihi olarak da Oliveira Berkan tercihini olarak söylüyorum. Berkan bu arada son Kadıköy deplasmanında da Galatasaray'ın galibiyetinde çok önemli bir rol oynadı. Gayet de iyi oynadı o maçta ama bu işteki zorluk Berkan'ı iç sahada oynatabilmek. 50 bin taraftarı önünde ilk 15 dakikada 1 pas hatası yapsa Berkan taraftarlar homurdanabilir. İşler biraz sarpa sarabilir. O yüzden deplasmanda oynama, oynatmaktansa iç sahada oynatmak daha zor. Biraz zor tercih kısmı burada. Aslında Oliveira'nın düşen performansını gördüğümüz zaman çok zor değil. Ve yerli oyuncu statüsü de aslında Okan Hoca'nın elini biraz bağlıyor ama ben ilk 11 tercihinin böyle yapılacağını düşünüyorum ve bence öyle de olmalı çünkü son haftalarda kanatların arkasını ve beklerin arkasını rakiplerin çok iyi işlediğini görüyoruz. Bilas Ömrani Espor bunu çok iyi yaptı ve orada sadece Torreira sağa sola gidip beklere yardım götürmeye çalışıyor merkezden ama Oliveira'nın o koşulları yapamadığını görüyorduk ve özellikle bu kanatta Galatasaray'ın sol kanadında Kerem de Raşitse'ye göre daha düşük savunma yardımı yaptığı için Oliveira da burada olduğu için bu kanat çok kolay işlenebiliyordu. Ve Fenerbahçe maçında hatırlayın Berkan'ın buradaki varlığı Osay Samuel ve Rossi'nin etkinliğini olabildiğince düşürmüştü. Fenerbahçe de sağından oynamaya çalışmıştı ama Berkan ve Dubois oldukça iyi yardımlaşıp Oradaki Fenerbahçe sağ kanadının baskısını ve sürekli sağından oynamaya çalışan Fenerbahçe'yi olabildiğince frenlemişti. Ben bu maçta da açıkçası Berkan Dubois'un Abdülkadir Ömür'e göre hani orada Abdülkadir'in de oynayacağını düşünürsek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sergio Oliveira Abdülkadir'i de sürekli takip etmekte çok zorlanır. Sergio Oliveira Berkan'a göre çok daha büyük bir oyun zekası, çok daha müthiş bir top atıcı ama en önemli eksiklerinden bir tanesi çeviklik ve ekseni etrafında çabuk dönemiyor. Abdülkadir Ömür de en çabuk driblingçilerden sağa sola çok kolay hem sağına hem soluna çok kolay dribling yapabiliyor. Onun karşısına Sergio Oliveira'yı koymak da bence ekstra riskli. Sırf rakibinden dolayı bile biraz daha Berkan bana yakın geliyor ama yine de dediğim gibi taraftarı önünde Oliveira'yı yedek kulübesine koyup da Berkan'la başlamak tabii ki zor bir tercih. Yani Okan Hoca'yı da anlıyorum. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'un Antalya Spor maçı gayet iyi geçti. Net bir galibiyet aldılar. Ama bir takım ufak tefek sakatlıklar yaşandı. Abdülkadir Ömür'ün başı dönmüştü. Onda bir problem yok. Bu maçta oynaması bekleniyor ve orta üçlü Siopis Bakasetas Abdülkadir şeklinde olacak. Solda Trezeguet, sağda Canini ve center forda Maxi Gomez. Orta saha forvet aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Eren'in ufak bir rahatsızlığı vardı ama MR'ı çekildi ve temiz çıktı. Onun oynayacağını bekliyoruz. Kalede Uğurcan. Sağda Larsen Sabek'te. Larsen çok iyi bir sezon geçirmiyor ama Bruno Perez'in de sakatlığından dolayı mecbur oynayacak diye düşünüyorum. Bir ihtimal Hüseyin'in Sabek'te oynama ihtimali. Stoper Hüseyin'in Sabek'te oynama ihtimali de yazılıyor ama yine de Larsen'le başlayacağını düşünüyorum hocanın. Son olarak Bartra'nın da küçük bir sakatlığı olmuştu. Onun da MR'ı çekildi. Bireysel çalışmalara o da başladı. Bir sorun gözükmüyor ama Bartra son haftalarda biraz sallanıyordu. Hugo ile birlikte Dansville olur mu bilemiyorum. Bartra, Hugo ve Dansville üçlüsünden iki tanesi olacak. Herhalde Bartra, Victor Hugo başlar diye düşünüyorum ama son Hatay maçında da açıkçası Bartra'yı özellikle hiç beğenmemiştim. Biraz istikrarsız bir savunma performansı geliyor Trabzonspor'dan. Şimdi biraz maça geçelim. Öncelikle hava durumu çok belirleyici olacak. Eksi -2 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Çok soğuk bir müsabaka ve lapalapa lapa kar yağışı da bekleniyor. Kar yağışı zeminin durumunu ne derece etkileyecek? Topa ne kadar sahip olabilecek takımlar? Onlar da bir problem. Ayrıca Berkan'ın oynama gerekliliği belki biraz da hava durumuna göre de artabilir. Yani teknik ve yumuşak oyuncuları oynatmak çok istemeyebilirsiniz sert ve ağır bir zeminde. Onun dışında Trabzonspor'un formda oynadığını yani son maç Antalyaspor karşı gayet iyi oynadığını söylerken Galatasaray'da Ümraniye Spor karşısında ecel dökmüştü. Ciddi sıkıntılar yaşamıştı maçın ilk yarısında bilhassa ve o maç Abdullah Avcı'ya e bazı iyi planlar verebilir. Recep Uçar, Ümraniye Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı zaten ve tıpkı Abdullah Avcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye dönemindeki taktiği yaparak ki o dönem biliyorsunuz bir kontra atak takımı yaratmıştı Abdullah Avcı. E. Hiç öyle topa sahip falan olmuyorlardı ve iki kanadı da çizgiye basarak kontra tak pozisyonları üretip hatta çoğunlukla da böyle büyük takımları yenerek isminden söz ettiriyordu Büyükşehir Belediyespor ve daha küçük takımlara karşı da takılabiliyorlardı. Ümraniye Tam o oyunu oynamıştı. İki kanadı çizgiye bastırdı ve beklerin arkasına koşular atıp oradan da dışarıya çıkardığında 8 numaralar ceza yayına koşular atmıştı ve bu şekilde Galatasaray'a karşı çok etkili oldu ama dediğim gibi Torreira hep yalnız kaldığı için bence oldu. Berkan Torreira ikilisi bu 8 numaraları ve bence Trabzonspor'un en etkili isimlerinden Abdülkadir ve Bakasetas'ı durdurmak için iki tane ve savunması da güçlü. Torreira Berkan bence o yüzden de ayrıca gerekli. Recep Uçar'ın yaptığını ben Abdullah Hoca da deneyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında Trabzonspor'un zaafına gelirsek. Trabzonspor geçen sezon ön alan baskısını oldukça başarılı yapıyordu ve orada kazandığı toplarla da oldukça sonuca gidebiliyordu. Bu sezonsa o gücünü kaybettiğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hatta geçen sene biliyorsunuz Alanya Spor'a 4 atarken hep burada ön alan baskısıyla kazandığı topları gole çevirmişti. Bu sene 5-7'ler. Yenen gollere bakın. birinci ve 3. gol. Ön alan baskısı zayıf ve yumuşak kaldığı için arkada geniş boşluklar veriyorlar ve Alanya Spor kontra ataklarla da bu golleri atıyor. Yine yakın dönemde oynadıkları Karagümrük maçında da yedikleri golde yine zayıf ön alan baskısı, yumuşak baskı, devamında arkada geniş boşluklar ve gol. Hatay'ın uzun degajı işte Bertun kafayla indirmesi, iki topta yine gole gidilmesi. Arkada verilen boşlukların Trabzonspor için sıkıntı yarattığı haftalar görüyoruz ve bunda çoğunlukla ön alanda yapılan baskının yumuşak olması dikkat çekiyor. Geçen seneden Trabzonspor'un en önemli farkı belki de bu. Belki Cornelius saatte. Ama ön alan baskısı Trabzonspor'un problemliydi bu haftaya kadar. Onun dışında duran toplar ve kenar ortalar yine çok belirleyici olacak. Biliyorsunuz Galatasaray sürekli son haftalarda özellikle kenar ortaya başvuran bir takım ve Icardi gibi çok uzun boylu olmasa da çok iyi kafa vuruşu yapabilen bir center var. Ve burada da iki takım adına belirleyici istatistikler var. Hep bahsediyorum işte Galatasaray duran toplarda en çok ikisi üreten takım. Trabzonspor'da Duran toplarda rakiplerine en az ikisi ürettiren, en az ikisi veren ikinci sıradaki takım. Birinci sırada Fenerbahçe vardı ve Sergio Oliveira ile Galatasaray kornerden bir gol atmıştı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe çok düşük ikisi vermesine rağmen oldu Çokça gol yiyor duran toplarda. Biraz talihsizlik bence o. Trabzonspor'da ikinci sırada ama gol yemiyor. Gol yememe konusunda da birinci sırada. Galatasaray'ın en güçlü yanıyla Trabzonspor'un en güçlü yanı çarpışacak bir yandan. Duran top konusunda tabii. İkinci konu Akan oyunda da Görüyoruz Galatasaray'ın bol bol orta kestiğini. Hatta son maçta direkt sol stoper Abdülkerim'in ortasıyla Galatasaray galibiyeti buldu ve burada da Bartra'nın bence kritik bir rolü var. Bartra ligde en çok hava topuna çıkan oyunculardan bir tanesi. En çok hava topu kazanan ikinci stoper ama aynı zamanda en çok hava topu kaybeden de birinci stoper. Yani belli bir maç sayısına çıkan stoperlerden. Yani kazanma ve kaybetme oranı düşük. Bir stopere göre. Ama sürekli hava topuna çıktığı için genelde uzun vurulan toplar onun tarafına vuruluyor anladığım kadarıyla. Çok hava topuna çıkıyor ama kazanma oranı %55-60'larda gözüküyor. Yani maç başına 3.1 hava topu kazanırken 2.5'da hava topu kaybediyor. E hatta son Hatay maçında onun Bertu'a karşı kaybettiği hava topu İlk hava topundan LKB arkaya sarttı ve golünü attı. Mesela orada çok yumuşak kaldı hava topunda. Ve burada da kenar ortalarda daha sağlam bir savunma yapması gerekiyor. Ama tabii bu kariyerdeki oyuncular biraz başta söylediğim gibi derbilerde ve önemli maçlarda biraz daha birkaç tık daha konsantre ve daha güçlü bir performans sergileyebiliyorlar. Bartra'dan da öyle bir savunma görebiliriz. Ben Vitor Hugo'nun da bu sezon bilhassa çok geriye gittiğini düşünüyorum. Ben en iyi döneminde de çok zaten beğenmiyordum Vitor Hugo'yu. Ama şampiyon şampiyonluk sezonuna göre bu sezon o da oldukça geri gitti ve Denswil ikisinden bir tanesinin yerine oynarsa hiç şaşırmam ben açıkçası. Trabzonspor savunmasının biraz aksadığından da bahsetmek lazım. Umarım güzel bir maç olur. Kar yağışının zemini çok etkilemediği ve iki takımın da futbol oynayabildiği keyifli bir maç izleriz. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.